karşısında kendi hükümetlerini PYD, YPG terör örgütünü yeterince korumamakla suçlayarak iç siyaset gündemini devam ettirmektedirler. Dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli yayın organları da Türkiye'nin diplomatik zaferi olarak bu işin tamamlandığını ifade etmektedir. Türkiye sınırına, Türkiye-Suriye sınırına mücavir alanda 30 kilometre derinlikte artık terör örgütü unsurları bulunmayacaktır. Bunun devamı olarak yine Münbiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurlarının çekilmesi temin edilmiş olacaktır. Aynı şekilde Kobani'den de terör örgütü unsurlarının çekilmesi temin edilecektir. Tabii en önemli hususlardan bir tanesi mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşü maksadıyla ortak çalışmaların yapılması olacaktır. Böylece mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmeleri konusundaki kolaylaştırıcı çalışmalar Rusya ile birlikte beraberce yapılacaktır. Bunun ötesinde terör örgütü üzerine kurulan bütün planlar boşa çıkarılmıştır. Türkiye bu bakımdan amaçlarına ulaşmıştır. Ulaştığı bu amaçlar çerçevesinde sadece kendi milli güvenliğini korumakla kalmamış, bölge halklarını da büyük bir beladan kurtarmıştır. Hem Amerika ile hem Rusya ile iki büyük güçle ayrı ayrı müzakere yürütme başarısı bu 10 gün içinde gerçekleşmiş ve herkes tarafından Barış Pınarı Harekatı'ndaki milli güvenlik endişelerimizin haklı olduğu konusunda vurgular yapılmıştır. Nitekim bunun açık bir başarı olduğu dün bütün dünyadaki önemli basın yayın organlarının manşetlerinde net bir şekilde görülüyordu. Herkes Türkiye'nin diplomatik zaferinden, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen bu müzakerenin Barış Pınarı Harekatı'nı stratejik ve siyasi amaçlarına ulaştırdığından bahsediyordu. Kuşkusuz her zaman olduğu gibi bunun açık kaybedeni terör örgütüdür. Terör örgütü kaybedecektir ve kaybetmeye devam edecektir. Bu operasyon başladığında Türkiye'ye karşı sözler edenler, bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan, yani oralarda katliam gerçekleştireceğimizden bahsedenler, yani bu kara propagandaya imza atanlar, bu yalan makinesini yeniden çalıştıranlar bir kere daha mahcup olmuşlardır. Dünyanın her tarafında PYD, YPG terör örgütüne karşı yürüttüğümüz bu mücadelenin mazlum halkları koruma mücadelesi olduğu, milli güvenliğimizi temin etme için atılmış bir terörle mücadele olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hiç kimse Türkiye'nin milli güvenlik endişelerinin yanlış endişeler olduğunu ya da eksik endişeler olduğunu ifade edememiştir. Ama buna karşılık DAEŞ'le mücadele adı altında PYD, YPG terör örgütünü himaye ediyoruz gibisinden bir yaklaşım içerisine girmişlerdir. Sonuçta Türkiye geçmişte yapılmış hataların tekrarlanmasını önleyerek terörle mücadele konusundaki ilkesel tutumunu sürdürmüş, DAEŞ terör örgütüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi yüz yüze göğüs göğüse veren Türkiye aynı mücadeleyi bugün PYD, YPG terör örgütüne karşı da vermiştir. Netice itibariyle Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden 30 kilometre, 32 kilometre derinliğe kadar coğrafyanın durumuna göre terör örgütünün çıkarılması, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda ve batısındaki bölgelerde de Rusya tarafından bu 30 kilometre derinlikten YPG, PYD terör örgütünün çıkarılması bu diplomatik zaferle temin edilmiş görülmektedir. Tabii bunun en üzücü tarafı şudur. Dünyadaki bir takım aşırı sağcı gruplar, Türkiye düşmanları, Türkiye'nin hasımları bu yürüttüğümüz çabalara karşı eleştirilerini ortaya koyarken Türkiye birlik bütünlük içerisinde duruşunu gerçekleştirmiştir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıktan sonra milletimizin her kesimi Mehmetçiğe dualar ederek büyük bir birlik ve beraberlik sergilemiş ve terörle mücadele konusunda dimdik ayakta durarak bütün dünyaya karşı haklı pozisyonumuzun en büyük enerji ve kuvvet kaynağı olmuştur. Bunun en çarpıcı istisnası tabii terör örgütüne yakın siyasi odakları hiçbir şekilde burada kayda değer bulmuyoruz. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Cumhurbaşkanımız Soçi'de siyasi müzakere yürütürken ortaya koyduğu tavır maalesef trajik bir tavırdır. Burada her zamanki gibi Türkiye bir başarıya imza atarken, bir siyasi mücadele verirken Salı günü orada Soçi'de en önemli Türkiye'nin yürüttüğü müzakere alanlarından bir tanesi en yoğun bir şekilde yürütülürken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı burada yaptığı grup konuşmasıyla bir siyasi sabotaj gerçekleştirmeye çalışıyordu. Tabii şunu defaatle söyledik. Bütün bu süreçlerde, bu son Barış Pınarı Harekatı söz konusu olmak üzere bütün siyasi süreçlerde hemen her başkentin sesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın dilinde zikredilmiştir. Hemen her başkentin sözü zikredilmiştir. Bir tek Ankara'nın, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin yanında olan bir duruşu hiçbir şekilde görmek mümkün olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı, devlet başkanına karşı, yabancı bir devlet başkanının diplomatik tahammülleri aşan, saygı sınırlarını zorlayan bir mektubunu oturuyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendi grubundan tekrar okuyor. Tabii bu durumun geçmişte örneklerini görmüştük. Daha önce aynı kürsüde bu genel başkan Fethullahçı terör örgütünün tapelerini okumuştu. Fethullahçı terör örgütünün sözcüsü olarak bu tapelerin dünyaya yayılmasına maalesef olanak sağlayan bir duruş sergilemişti. Şimdi de Soçi'de bu Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik hedeflerine ulaşması için bu kapsamlı siyasi mücadele yürütülürken maalesef aynı şeye bir kere daha imza atmıştır. Bir siyasi sabotajın gerçekleşmesini sağlamaya çalışmıştır. Şunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü ifade eder. Devletimizin ve milletimizin temsili Cumhurbaşkanlığı makamında mündemiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamına saygı esastır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden ve kimden gelirse gelsin, saygı sınırlarını aşan her mesaj eski tabirle kenlem yekündür. Yani yok hükmündedir. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir. Bu yok hükmünde saydığımız mesajlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız da şu anda yürüttüğümüz mücadele önceliğimizdir. Tabii ki bu mektubu unutmadık. Gereken şekilde, gereken zamanda bunun da karşılığı verilecektir demiştir. Tüm bunlar ifade edilmişken çıkıp da Kılıçdaroğlu'nun bu mektubu orada dillendirmesi. Üstelik dillendirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefine dönük laflar söylemesi maalesef trajedinin aynen devam ettiğini göstermektedir. Dünyanın herhangi bir yerinden Türkiye'ye herhangi bir mesaj tebliğ edildiğinde önemli olan kimin hangi mesajı tebliğ ettiği değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mesajı tebellü edip etmediğidir. Yani dünyanın herhangi bir yerinden Türkiye'ye bir mesaj gönderildiğinde gönderilen mesajdan ziyade Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mesajı kabul edip etmediği önemlidir. Ama maalesef bu en temel vatansever duruşu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan görmüyoruz. O sadece dünyanın ne söylediğinin iç siyasetteki sözcüsü olmaya devam ediyor. Türkiye'nin buna nasıl bir karşılık verdiği konusunda ise maalesef her zaman karşı tarafın yanında yer alma tutumunu sürdürüyor. Ta olayın başından beri, bu Suriye meselesi başladığından beri, bu buradaki halkların zarar görmemesi için, buradaki insanların zulümle karşı karşıya kalmaması için yürütülen bu mücadelede gelmişlerdir. Her zaman Esad rejiminin sözcüsü gibi davranmışlardır. Şimdi de bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı gelip bir grup konuşmasında söz konusu ederek maalesef bu şekilde bir siyasi sabotajı tekrar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki burada açık bir seviye sorunu olduğunu, net bir seviyesizlikle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii burada onur ve itibardan bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefinden bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefinin nasıl korunduğunu aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen müzakerelerde gerekirse askeri harekat seçeneğinin nasıl kullanıldığını görerek de net bir şekilde tespit etmektedir. Bunu net bir şekilde sorabiliriz. Kamuoyuna da sorabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefi bu terör örgütlerine karşı güvenliği Cumhurbaşkanımızın bu kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde korunmaktadır. Gerekirse askeri hareket, gerekirse diplomasi en zirve noktasında gerçekleştirilerek büyük bir harmoni içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğinin korunması, milletimizin geleceğe yürüme hedeflerinin korunması için net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Fakat çıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına karşı saygısızlık içeren, bizim açımızdan kenlem yakın olan, yani yok hükmünde olan ve içindeki bize gönderilmeye çalışılan, tebliğ edilmeye çalışılan mesajı tebellü etmediğimiz, yani hiçbir şekilde kabul etmediğimiz bir mesajı sahiplenerek orada o mesajdan yana bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na karşı bir tavır almaya çalışıyor. Tabii bu buradaki hastalıklı psikoloji şudur. Bu konuşmayı dinleyenlerin bir kısmının da bu konuşmadaki bu çirkin ifadeleri alkışlamasıdır. Bu şekilde bir seviyesiz tavrın ortaya koyulmasıdır.
Bu Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi hayatımızdaki maalesef en net hastalıklı psikolojilerden birinin tanımı olarak kayıtlara geçmiştir. Tabii bunların nasıl bir kendi hükümetlerine karşı, kendi cumhurbaşkanlarına karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarının ve milli güvenliğinin korunmasına karşı nasıl hastalıklı bir psikoloji içerisinde oldukları da görülmektedir. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her başarısı maalesef bunlarda bir travma yaratmaktadır. Tabii eğer onur ve itibara sahip çıkma konusunda gerçekten samimilerse, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın iç siyasetteki siyasi müttefiğini, yani terör örgütünün sözcülüğünü yapan siyasi organizasyonun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralarına dönük olarak yüksek sesle bir şeyler duymak isteriz. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin en haklı mücadelesinde, terörle mücadelesinde Türk askerinin orada katliam yaptığını, terör örgütünün meşru bir organizasyon olduğunu söyleme gibisinden dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmeyecek, hiçbir demokrasisinde meşru görülmeyecek terör örgütünden yana olan tavrını sürdürmektedir. Peki onun siyasi müttefiği ve hamisi durumundaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük iftira, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dönük iftira, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük iftira içeren bu sözlere, bu yaklaşımlara karşı herhangi bir şey duyduk mu? Hayır, hiçbir şekilde duymadık. Ama onun yerine terör örgütüne bir şey söylemezken, terör örgütünün sözlerini ve tezlerini dinlendiren siyasi organizasyonun iftira atan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyadaki bir takım kara propaganda mekanizmalarının temsilcisi gibi suçlayan ifadelerine sessiz kalırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Soçi'de dünya tarihine geçebilecek Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemli bir müzakere yürütürken kendi grup toplantı salonundan oradaki tezlerimizi sabote etmeye dönük olarak bir tutum içerisine giriyor. Bakın ne diyorlardı? Bu terör örgütünün sözlerini ve tezlerini dillendirenler Türk askerinin orada işgalci olduğunu söylüyorlardı. Bakın hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 32 kilometrelik bu derinlikte var olmasının Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde meşru olduğunu kabul etmiştir. Buradan ve Barış Pınarı Harekatı'nın dışındaki bölgelerden terör örgütünün çıkarılması gerektiğini kabul etmiştir. Yani Cumhurbaşkanımız tarafından baştan beri liderliği yürütülen bir tezin ve bir harekatın ve bir siyasi tezin haklı ve doğru olduğu dünyanın büyük güçleri tarafından kabul edilmiştir. Ama bu teze karşı iç siyasette direnmeye sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı devam etmektedir. Üstelik devletimize ve ordumuza karşı haksız propagandalar yapan, iftiralar atan kendisinin iç siyasetteki müttefiği karşısında da bu suskunluğunu devam etmektedir. Kendileri bu siyasi sabotaja imza atarken Cumhurbaşkanımız saatler süren müzakerelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için başarılara kademe kademe imza atan bir müzakere yürütüyordu. Arkadaşlar şunu net bir şekilde söylemek isterim. Şunu beklerdik mesela. Eğer böyle bir şey olsaydı Türk siyasi tarihi açısından ve Türk siyaseti açısından büyük bir dönüm noktası olurdu. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz adına Soçi'de bu zorlu müzakereyi yürütürken o gün grup toplantısı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıksaydı kürsüye ve deseydi ki arkadaşlar belli bu hükümetin yürüttüğü politikalar konusunda eleştirilerim var. Olabilir. Demokrasilerde eleştiri gayet meşrudur. Fakat şu anda devletimiz ve milletimiz adına Soçi'de zorlu bir müzakere yürütülüyor. O sebeple bugün eleştirilerimi bir kenara bırakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ve hükümetinin devletimizin çıkarlarını korumak için, terör örgütünü geriletmek için ortaya koyduğu bu mücadele çerçevesinde terör örgütlerine karşı Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin yanında yer alıyorum. Eleştirilerimi daha sonraki haftalarda dillendirmek üzere saklı tutuyorum gibisinden bir yaklaşım ortaya koysaydı, biz de o zaman derdik ki gerçekten bu soylu bir tavır olmuştur. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanlığına yakışır bir tavır olmuştur. Tabii her zamanki gibi bu hayal düzeyinde kalmıştır. Hiçbir şekilde böyle bir şeyin şu anki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ve yönetiminden beklenmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imza attığı bir başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti maalesef Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı tarafından ortaya koyulmaktadır. Biz onların burada açıklama yaparken kendisi 7 tane soru sormuş. Sanki burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefine çok önem veriyor.
kendisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı çok hürmetkar bir tutum içerisindeymiş gibi bir yaklaşımla bunu ortaya koymaya çalışıyor. Fakat onun şimdiye kadar bu makama karşı hürmetkar bir tutum içerisinde olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu iddiaların samimiyetsizliği konusunda herhangi bir kuşkumuz yoktur. Bu mektubun sızdırılması, Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir şekilde kabul etmediğimiz saygısız ifadeler bulunan ve bizim için yok hükmünde olan bu mektubun sızdırılması aslında tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi. Ama Türkiye bunu yok hükmünde sayarak Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi ve stratejik amaçlarına ulaşması için bunu bu müzakereyi güçlü bir şekilde yürüttü. Bakın daha önce Türkiye'nin egemenliğini yabancı bir devlet başkanının sorguladığı her durumda tuttu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın karşı tarafın yanında yer aldığını gördük. Ve şimdi yine aynı grup konuşmasında Fethullahçı terör örgütü ve PKK terör örgütü tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan, ülkemize dönük bir kara propaganda olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki bu propagandayı yeniden grup konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dillendiriyor. Ne zaman yapıyor bunu? Mehmetçik sınır ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını, milletimizin ve devletimizin güvenliğini korumaya çalışmak üzere sınır ötesinde konuşlanmışken yapıyor. Ne zaman yapıyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Soçi'de devletimizin ve milletimizin güvenliği için Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, diplomatik ve stratejik amaçlarına ulaşması için güçlü bir müzakere yürütürken yapıyor bunu. Zamanlama da manidardır. Biraz evvel dediğim gibi, daha önce de ifadeleri neydi bunların? Orta Doğu bataklığına girmeyin. Orta Doğu'da ne işimiz var? Arap devletleriyle kavga etmeyin. Orta Doğu'ya girdiğimiz zaman, Orta Doğu'da kardeşlerimizin yaşadığı kadim coğrafyaya bataklık diyen bir siyasi kültürden geliyor bunlar. Arkasından da tutuyor, Suriye'de barış nasıl sağlanır, Suriye'de nasıl siyasi sonuca ulaşılır diye siyasi bir konferans düzenlemeye çalışıyor. Burada yapılan şey, Orta Doğu halklarını, kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin hegemonyasından kurtarmaktır. Tabii burada en trajik hususlardan biri şudur. Bu konuya maalesef bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yüzünden girmek durumunda kalıyoruz. Sık sık bahsettiği ve ayağa düşürdüğü kavramlardan bir tanesi namustur. İkide bir, karşısındaki siyasi rakiplerinin namusunu sorgulayan bir tutum içerisine giriyor. Biz siyasi namustan bahsedilmişken kendisinin verdiği namus sözünü kendisine hatırlatıyoruz. Seçimlerden önce hiçbir işçi atılmayacak diye belediyelerden bir namus sözü vermişti. Şimdi İstanbul Belediyesi başta olmak üzere atılan bu işçiler karşısındaki namus sözünü kendisine bir kere daha hatırlatıyoruz. Ve hatırlatırken de kendisinin yüzleşmesi gereken bu siyasi namus meselesiyle ilgili olarak bu yüzleşmeleri yapmadan başkaları hakkında siyasi namus üzerinden bir kritik yapmamasını kendisine tavsiye ediyoruz. Bakın arkadaşlar, demokratik zihniyet açısından, demokrasiler açısından siyasi namusun en temel ilkesi teröre karşı olmaktır. Demokrasi, kurallar ve kurumlar içerisinde siyasetin yapılması, gücün dağıtılması ve gücün el değiştirmesidir. Bunu şiddet yoluyla yapmaya çalışan terör örgütleri demokrasinin en büyük düşmanıdır. Dolayısıyla siyasi namusun en temel ilkesi, belki de birinci ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır. Peki Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte ne demişti? YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum demişti. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na YPG'nin nasıl bir örgüt olduğunu tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bakın bu terör, sizin terör örgütü değil dediğiniz bu organizasyon son Barış Pınarı Harekatı takviminden itibaren sadece hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine bu terör örgütü unsurları tarafından 1000 kadar havan, top, roket saldırısı olmuştur. 1000 kadar. Yine sizin terör örgütü değil dediğiniz bu organizasyonun saldırıları karşısında 20 şehit verdik. 187 yaralı masum sivil vatandaşımız var. Şu ana kadar icra edilen harekatta 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 90 askerimiz yaralandı. Yine kardeşlerimiz olan Suriye Milli Ordusu mensuplarından 96 şehit verdik ve 369 kardeşimiz yaralanmıştır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 20'sini şehit eden
187'sini yaralayan, kahraman askerlerimizden 7'sini şehit eden, 90 askerimizi yaralayan, Suriye Milli Ordusu mensuplarından 96 kişiyi şehit eden, 369 kardeşimizi yaralayan, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına, egemenlik alanımıza bin kadar havan, top, roket saldırısı yapan bu terör örgütüyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun daha önceki söylediği söz, YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum diyordu. Bunu siyasi namusun neresine koyacağız? Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözlerle yüzleşmeden, YPG konusundaki bu angajmanınızla yüzleşmeden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini korumakla ilgili yürüttüğü müzakereleri, liderlik ettiği süreçleri kritik etmek herhangi bir şekilde sizin herhangi bir durumda önünüze gelebilecek bir hak ve had meselesi değildir. Dolayısıyla sizin öncelikle terör örgütü değil dediğiniz ve biraz evvel sadece son zamanlarda, son haftalarda yaptığı eylemleri anlattığım bu terör örgütüne dönük sözünüzle önce bu siyasi namus kriteri açısından bir yüzleşmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu utanç verici konuşma Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi mensubu kardeşlerimiz tarafından da reddedilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihine böyle bir genel başkanın böyle bir konuşması Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde arşivinde yer almamalıdır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oluşturan, ona gönül veren kardeşlerimiz tarafından güçlü bir şekilde reddedilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu kadar şehit vermenize, bu kadar yaralımız olmasına yol açan eylemlere imza atan YPG ile ilgili olarak terör örgütü değildir ifadesiyle yüzleşmeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Soçi'de müzakere yürütürken siyasi namustan laf açması önce aynaya bakmasını gerektiren en önemli meseledir. Bir kere daha hatırlatıyoruz. Siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler eğer siyasi namustan bahsediyorlarsa önce kendi sözleri konusunda kamuoyuna karşı bir öz eleştiri vermelidirler. Bunu açıklamalıdırlar. Dolayısıyla YPG terör örgütü değildir, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur diyen CHP Genel Başkanı'nı siyasi namus üzerinden yaptığı kriter eleştiriler bakımından siyasi namus kavramı ve bu sözle baş başa bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu operasyonlarımız neticesinde ve bu müzakereler sonucunda tabii Avrupa Birliği'nden gelen, Arap Birliği'nden ortaya çıkan eleştirilerin de ne kadar yanlış olduğu net bir şekilde görülmüştür. Bakın Avrupa Birliği ta baştan beri biz Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere gerçekleştirdikten sonra bile AB Konseyi Başkanı Tusk çıktı, bunun yetersiz olduğunu, terör örgütü demiyor, Kürtler diyerekten kendince bir manipülasyon yapıyor, bunun daha çok garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla burada net bir şey var. Bulgaristan Başbakanı net bir cevap verdi onlara. Dedi ki, Brüksel Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrını bıraksın. Bu söze sonuna kadar katılıyoruz. Avrupa Birliği kurumları henüz Doğu Avrupa'yı bile anlamaktan aciz bir durumdayken, bugün Türkiye'ye karşı Doğu Avrupa'da bile, Doğu Avrupa ülkelerinde bile Avrupa Birliği gerçekten ne işe yarıyor? Akdeniz ülkelerinde bile Avrupa Birliği ne işe yarıyor sorusu en yüksek sesle sorulurken, Türkiye'yi anlamaktan aciz bu tavrını ısrarla sürdürmesi hiç sağlıklı bir yaklaşım değildir. Avrupa Birliği ülkelerinin sınırları ve demokrasileri Türkiye tarafından korunmaktadır. Eğer Türkiye bu göç meselesinde bu kadar yük alan, bu kadar fedakarca insani davranış ortaya koymasaydı, bu kadar insan Avrupa sınırlarına dayanmış olsaydı, aşırı sağcıların ve ırkçıların bu göçmenlerin gelişini istismarı karşısında Avrupa demokrasileri yerle bir olacaktı. Daha göçle ilgili olarak henüz sınırlarına dayanmışken çok küçük sayıda bir takım mülteciler Avrupa Birliği'nde ilk defa aşırı sağcılar, Nazi bağlantılı bir takım gruplar Avrupa parlamentolarında çeşitli meclislere girdiler. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde ikinci parti haline geldiler. Bir de bizim karşılaştığımız gibi bir göç durumuyla fiziki olarak karşılaşsalardı kesinlikle bunlar Avrupa demokrasilerini, Avrupa siyasi haritasını değiştirecek sonuç doğuracaktı. Türkiye'nin bu kadar mülteciyi misafir etmesi Avrupa demokrasilerini koruyan en önemli unsurdur. Ayrıca Türkiye'nin sınır ötesinde bu terör örgütleriyle güçlü mücadele vermesi Avrupa'nın güvenliğini sağlayan bir şeydi. Dolayısıyla müteşekkil olması gereken Avrupa'nın bu şekildeki ikiyüzlü tavrının sürdürülebilir olmadığını ifade etmek istiyoruz. Arap Birliği yaptığı her açıklamada Arap toprağının işgalinden ya da Arap toprağına bir yabancı gücün girmemesi gerektiğinden bahsediyor. Bakın, o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Suriye'de
Arap toprağı üzerinde Kürtleri, diğer etnik grupları, Arapları, Türkmenleri zulüm altında bırakan, burada bir terör koridoru oluşturmaya çalışan terör örgütleri karşısında Avrupa Birliği, Arap Birliği'nde niye aynı sesleri duymuyoruz biz? Burada terörle mücadele konusunda en güçlü desteği vermesi gereken, eğer orada bir toprağın işgali söz konusuysa bu terör örgütleri tarafından gerçekleşiyor. En güçlü desteğin bu terör örgütlerinin temizlenmesiyle ilgili olarak Türkiye'ye Arap Birliği'nden gelmesi gerekiyor. Niçin bu sesleri duymuyoruz? Gelinen noktada aslında Arap Birliği, Arap meseleye sadece Arap toprağı üzerinden bakıyorsa, ki bu çok sağlıklı bir yaklaşım değil ama onların argümanları açısından söylüyorum. Sadece Arap toprağı üzerinden bakıyorsa o zaman bu Arap toprağının bir takım terör örgütleri tarafından, gerek DAEŞ tarafından, gerek PYD, YPG tarafından işgal edilmesi karşısında fiziki mücadeleyi vermesi gereken kendileri değil mi? Ama DAEŞ'le de PYD, YPG'yle de fiziki mücadeleyi veren Türkiye'dir. Ama burada Arap Birliği destekleyici bir tutum almak yerine eleştirel bir tutum alıyor. Dolayısıyla bugün eğer oradaki Arapların korunması konusunda bir hassasiyetten bahsediyorsa Arap Birliği, şunu herkesin bilmesi gerekir. Bu terör örgütlerine karşı Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Müslümanları, Hristiyanları, Ezidileri, bütün oradaki halkları koruyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Nitekim terör örgütlerine etnik şemsiye biçmeye çalışanlar, Kürt kardeşlerimizi de bu dönemde PYD-YPG terör örgütüyle özdeşleştirmek gibi bir siyaset peşinde olmuşlardır. Bakın, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Biz nasıl DAEŞ için DAEŞ'ten bahsederken bir Arap terör, Araplar demiyorsak, Arapların terör örgütü diye bahsetmiyorsak, PYD-YPG içinde Kürtler denmemesi gerekir. Birileri PYD-YPG ile ilgili konuşurken Kürtler diyorsa, o zaman DAEŞ ile ilgili konuşurken Araplar gibisinden yanlış bir yaklaşımın içerisine düşer. Burada tabii net bir tutum var. O da şudur. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu coğrafyada yaşayanlar, bu bölgeye baktığımız zaman, oralarda etrafımızdaki yakın bölgeye baktığımız zaman kardeşlerimizi görüyoruz. Dostlarımızı görüyoruz. Kardeş halkların umut içerisinde bir geleceğe sahip olma iddiasını görüyoruz. Çaresiz bırakılmış kadınları, çocukları, erkekleri, aileleri görüyoruz. Ama birileri oraya baktığı zaman bunları insan olarak görmek yerine kendi çıkarları için robot terörist haline getirecekleri bir takım gruplar halinde görüyorlar. Dolayısıyla kim PYD-YPG'ye Kürtler diye bahsederek bir atıfta bulunuyorsa şunun bilinmesi gerekir. Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı bu tabiri kullananlardır. Onlar aynı PYD-YPG'yi ya yaptıkları gibi kendi çıkarları için Kürt kardeşlerimizin tamamını birer robot terörist haline getirmeye, bir kendi vekalet savaşlarının birer lejyoneri haline getirmeye çalışıyorlar. Açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin en büyük dostudur. Bu bağlamda söylüyorum. Kürt çocukların bölgeye hançer gibi sokulmuş bir takım terör örgütleriyle yürütülmeye çalışılan yabancı projelerin lejyoneri haline getirilmesine müsaade etmeyecek olan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dolayısıyla PYD-YPG'den bahsederken kasten ve hususen Kürtler diye bahsedenler, Kürtlerin kendi projelerinin sadece birer lejyoneri olması için bir yaklaşım içerisindedirler. Ve bu Kürt kardeşlerimize yapılmış en büyük haksızlıktır, en büyük iftiradır. PYD-YPG gibi terörist unsurlar Kürtleri temsil hakkına sahip değildir. Kürtler kadim bir halktır, kıymetli bir halktır ve Araplarla, Türkmenlerle o bölgede kardeşçe yaşama arzusundadırlar. Dolayısıyla PYD-YPG'nin bu katliamlarından kesinlikle sorumlu değillerdir. Birilerinin bölgeye hançer gibi sokmaya çalıştığı yabancı projeler karşısında, ki bu artık alenen söylenir hale geldi, bunu bu kürsüden dillendirmek istemiyorum. Net bir şekilde Newsweek'te, başka yerlerde çıkan bir takım beyanatlarda bir takım ileri demokrasilerin yetkilileri nasıl bir proje peşinde koştuklarını açık ve net bir şekilde söylediler. Burada da kendileri için birer paralı asker haline getirmeye çalışıyorlar Kürt kardeşlerimizi. Kürt kardeşlerimiz PYD-YPG ile bağlantılı olan herhangi bir etiketlenemez ve bu çocukları, bu bölgenin çocukları için umutlu geleceği, onurlu geleceği, soylu geleceği yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi çabalarıyla temin edecektir. Onların yabancı projelerin aracı haline getirilmesine kesinlikle müsaade etmeyecektir. Arkadaşlar, bu gelinen noktayla ilgili sizinle paylaşacaklarım bunlar. Sorularınız varsa alayım. Buyurunuz lütfen. Yani, aslında
Sayın Çelik, şimdi konuşmanızın başında bu güvenli bölge mutabakatıyla birlikte YPG'nin de Rusya tarafından ve Amerika tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini vurguladınız. Ama dün bir görüntü geldi Rusya'dan. Rusya Savunma Bakanı'nın terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile bir telekonferans gerçekleştirmesi, onunla bir görüşme yapması. Yine aynı şekilde söz konusu aynı isimle Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin de bilgiler var. Nasıl değerlendirirsiniz bunu ve devam etmekte olan süreci nasıl etkiler bu tür tutumlar acaba? Şimdi cümlem şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PYD-YPG terör örgütünün kendi sınırlarından uzaklaştırılması için bir harekat başlattı. Daha önceki harekatların devamı olarak. Bu harekatın sebebi nedir dediklerinde PYD-YPG terör örgütüdür. Buna karşı harekat yapıyoruz dedik. Ve bugün bir sürü safhadan geçildi. Gelinen nokta nedir? Sizin kaygılarınızı anlıyoruz. Bu unsurların 30 kilometre derinliğin, 32 kilometre derinliğin dışına çıkarılması gerekir. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tezinin kabul edildiği manasına gelmektedir. Fakat bahsettiğiniz konular, yani bir teröristin ülkemizde vatandaşlarımıza karşı eylem gerçekleştirmiş bir kişinin bu şekilde meşrulaştırılması ya da onunla bu şekilde mesajlaşılması maalesef demokratik değerler açısından, insan hakları açısından büyük bir kırılma noktasıdır. Şimdi en ufak bir olayda açıklama yapan insan hakları örgütleri ne diyecekler merak ediyorum. Daha trajik bir şey söyleyeyim ben size. Söz konusu kişinin, bu örgüt lideri olarak anılan kişinin örgütte kullandığı kod isim, yani terör örgütü tarafından ona verilmiş kod isim, ileri demokrasilerin liderleri tarafından kullanılarak bu şahsa hitap edilmektedir. Dolayısıyla bir terör örgütü tarafından bu şahsa verilmiş ismin kullanılarak bu şahsa hitap edilmesi geçmişte Afganistan'da yapılan hataların aynen tekrarlandığını gösteriyor. Bu olaylar başladığından beri diyoruz ki bakın terör örgütleriyle herhangi bir şekilde müzakere olmaz. Terör örgütleriyle mücadele olur. Dolayısıyla terör örgütünü bir siyasi muhatap gibi kabul etmek meselesi baştan aşağıya bütün demokratik değerlerin kırıldığı bir noktadır. İkincisi çok kötü bir gelenek, çok kötü bir örnek teşkil edecek bu. Ve bundan sonra hiç kimse bir başka terör örgütüyle iş yapan bir devleti herhangi bir şekilde suçlayamayacak. Çünkü burada verilen örnek şudur. Biz kafamıza göre kimin terör örgütü mensubu olduğuna, kimin terör örgütü mensubu olmadığına kendimiz karar veririz diyor bazı ülkeler. Böyle yaptığınız zaman o zaman geçmişte yapılan hatalar yeniden gündeme gelecek. Birileri gidecek, başka devletlere karşı vekalet savaşları yürütmek için terör örgütleri işbirliği yapacak. Dolayısıyla bu tutumların tamamen yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bir terör örgütü mensubudur. Oradaki katliamlara başkanlık eden, liderlik eden kişidir. Ve bu kişinin görmesi gereken muamele bir teröristin görmesi gereken muameledir. Tabii Rusya açısından Rusya bunları buradan çıkaracaklarını ifade ettiler. Ve bu konuda da Soçi'de gayet kararlı bir duruş sergilediler. Netice itibariyle biz Türkiye açısından baktığımızda teröre dönük olarak bu çifte standartların içine düşmeden teröre dönük kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Geçmişte yine çok iyi hatırlayalım, bunu defalarca söyledik. Akdeniz'in dibine Suriye'de yeni bir Afganistan oluşturmayın. Orada da bir takım büyük güçler birbirlerine karşı terör örgütlerini kullandılar. Ve terör örgütlerini kullanmaların neticesinde o terör örgütleri dünyanın ve bunu kullanan güçlerin başına bela oldu. Aynı süreç devam edecektir. Yarın bir gün birisinin oturup da DAEŞ'le iş tutması karşısında ya da başka terör örgütleriyle iş tutması karşısında da kimsenin maalesef söyleyecek bir şeyi kalmayacaktır. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti teröre karşı söyleyecek sözünü en güçlü şekilde yüksekte tutmaya devam edecektir. Bunlar terörle mücadeleyi aksatacak, gevşetecek ve çifte standart oluşturacak yaklaşımlardır bizim açımızdan. Buyurun. TV'ne televizyondan Ümmühan Bölükbaş. İki sorum olacak. Öncelikle Suriye'de yakalanan DAEŞ'li teröristler var. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi vatandaşlarını alması için bir çalışma olacak mı? Diğer sorumsa Amerika Birleşik Devletleri YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden çekildiğini açıkladı. Bundan sonrası için Türkiye'nin bölgedeki Türk askerinin konumu ne olacak? Evet arkadaşlar, bu DAEŞ unsurlarının her ülkenin vatandaşını kendisinin alması gerekir.
Eğer almıyorlarsa bu DAEŞ'le mücadele ediyoruz anlamına gelmez. Yani bunlar bizim vatandaşımızdı. Şimdi Suriye'ye gittiler. Biz onu almadığımız zaman dünya kendimizi bu beladan kurtarırız gibisinden bir yaklaşıma girmemeleri gerekir. Bu Trump, Başkan Trump tarafından da söyleniyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri bu konudaki sorumluluklarından kaçıyorlar. Türkiye'de bununla ilgili diplomatik girişimlerine devam edecek. Herkes kendi vatandaşını alsın. Ama burada yeni bir numara ortaya çıktı. O da şu, kendi ülkelerinden gitmiş olup Suriye'deki bu DAEŞ unsurlarını birileri vatandaşlıktan çıkararak bunlardan kurtulmaya çalışıyor. Bu bir yöntem değildir. Yani bugünün dünyasında terör örgütüyle bu şekilde mücadele edemezsiniz. Benim topraklarımdan gitti, başkasının başına nasıl bela olursa olsun derseniz, müttefiklik ilişkisi konusunda herkes aynı çekimsel tutumu ortaya koyarsa, dünyanın başka yerlerindeki operasyonlar sıkıntıya uğrar. Şimdi bahsettiğiniz konuda, yanımda lazım olur diye haritayı da getirdim. Şimdi arkadaşlar biz, bu Barış Pınarı Harekat Bölgesi şu bölge. Resul Ayn Tel Abyad olarak işaretlenen bölge. Burada 32 kilometrelik bu derinliğe geldik. Burası M4 karayolu, bu kırmızı çizginin bulunduğu bölge. Buradan bu terör örgütü unsurlarının çıkarılması Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğunda. Onlar şimdi bize, biz bu terör örgütlerini buradan çıkardık diye yazılı olarak bildirdiler. Biz de buna itibar ediyoruz. Fakat hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bu bölgeden çekilmeyecekler. Burada daha önceki Fırat Kalkanı ve Zeytinyağlı bölgelerinde kurduğumuz istikrar temin edilene kadar, o organizasyonlar temin edilene kadar herhangi bir şekilde çekilmemiz söz konusu olmayacaktır. Yine Soçi'deki mutabakatta da buna değinilmiştir. Üçüncü maddeyi müsaadenizle hatırlatmak isterim size. Bu çerçevede Tel Abyad ve Resul Ayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekat alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri burada bulunmaya devam edecektir bu 32 kilometre derinlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize gönderdiği yazılı teyidi kabul ediyoruz. Fakat unsurlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları herhangi bir şekilde bir terör örgütü unsuru burada gördüğü zaman, yani bu teyidin dışında bir oluşumla karşı karşıya kaldığı zaman anında ona karşı gerekeni yapacaktır. Dolayısıyla bu alanda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları kendi mevcut durumunu muhafaza edecektir. Batısındaki bölgede ve doğusundaki bölgede de biliyorsunuz yine 32 kilometre derinliğe kadar Rusya tarafından çıkarılacak. Tel Abyad ve Resul Ayn'ın batısı ve doğusunda o Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin batısı ve doğusunda 32 kilometre derinliğe kadar çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte de, yani şu şekilde işaretlenmiş alanda da Türkiye ve Rusya beraber devreye gezecek. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki konuşlanmamızla ilgili yeni bir değerlendirme söz konusu değildir arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun hanımefendi. Suriye Milli Ordusu kastedilerek Türkiye'nin cihatçı gruplara destek verdiği yönünde eleştiriler var. Özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan duyuyoruz bu tür eleştirileri. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi Suriye Milli Ordusu Suriye halkının bir parçasıdır. Bu insanlar kendi topraklarında öldürülmeye karşı, zulme karşı bir direniş sergilediler. Tabii Suriye Milli Ordusu'na Türkiye Milli Ordusu DAEŞ'le mücadele ederken herkes onu çok olumlu etiketlerle anıyordu. Çok olumlu sıfatlarla anıyordu. Fakat PYD-YPG terör örgütüyle mücadele ettiği durumlarda PYD-YPG terör örgütü hemen batıdaki bir takım kimselerin oryantalist zihin yapısına uygun bir şekilde bunları, Suriye Milli Ordusu'nu cihatçı gruplar, cihadist gruplar, işte selefi gruplar gibi etiketlemeye çalışıyor. Bu da PYD-YPG terör örgütünden yana olan bu zihinler tarafından hemen satın alınıp kullanılmaya çalışılıyor. Suriye Milli Ordusu'nun bu bahsedilen olumsuz etiketlerle bir ilgisi yoktur. DAEŞ'le mücadele ederken övenler PYD-YPG ile mücadele ettiği zaman eleştirmeye başlıyorlar. Suriye halkının önemli bir kesimini temsil etmektedir. Onun parçasıdır ve son derece meşru bir organizasyondur. Buyurunuz. Konuşmanızın başında değindiniz ama şimdi bu sığınmacıların Suriye'ye tekrar dönüşüyle ilgili bir gönüllü olarak da gidişinden bahsettiniz. Şimdi orada hem rejim güçleri var, Rusya destekli. Dolayısıyla oradan çıkan pek çok sığınmacı Türkiye'ye gelenler Esad zulmünden kaçıp Türkiye'ye geldiler. Oradaki denge nasıl sağlanacak? Yani gönüllü olarak nasıl dönecekler? Bununla ilgili çalışma nasıl olacak? Bir de ikinci bir sorum efendim. Mektup yok hükmünde dediniz.
Mektup nasıl geldi? Aslında merak konusu. Sayın Cumhurbaşkanı bu mektubu okudu mu? Yoksa okumadan mı yok hükmünde sayıldı? Bununla ilgili değerlendiririz. Değerli arkadaşlar, bu mektupların gelişinin işte diplomatik olarak birkaç tane yolu var. O yollardan bir tanesi de geldi. O çok önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu mektupla ilgili tabii ki bilgi verilmiştir. Dolayısıyla bu dünyada herkesin kabul ettiği gibi diplomatik tahammüller açısından kabul edilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti devlet gelenekleri açısından da içerdiği mesaj herhangi bir şekilde tebliğ etmeye çalıştığı mesaj tebellü edilmeyecek. Yani kabul edilmeyecek bir meseledir. Cumhurbaşkanımız burada önceliğini Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki askeri harekat ve onunla paralel olarak yürüyen diplomatik müzakere süreçlerinde Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşması olarak koymuştur. Ve mektupla ilgili olarak da gerektiği zaman gerektiği cevap verilecektir demiştir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak saygı sınırlarını aşan, geleneklerimize uymayan her mesajı yok hükmünde sayarız bu çerçevede. Diğer sorunuz dönüşlerle ilgili. Tabii bu bahsettiğiniz kaygı söz konusudur. Bu kaygı haklı bir kaygıdır. Bunu biz tabii rejimle konuşmuyoruz. Rusya'yla konuşuyoruz. Burada dönüş kesinlikle zorlayıcı olmayacaktır. Belli garantiler çerçevesinde, yani bu insanların herhangi bir şekilde canına, geleceklerine, çoluk çocuğuna, ailesine bir şekilde zarar verilmeyecek bir statünün ortaya çıkmasıyla birlikte bu gönüllü olacaktır. Zaten onlar dönmeyi ancak bu şartlarda arzu edebileceklerdir. Burada tabii garip olan Avrupa Birliği'nden yaklaşımlar geliyor, hemen açıklama yapıyorlar. Dönüşler gönüllü olmalı. Sınırlarını kapatanlar, sınırlarını terör örgütlerle ve askerlerle bu mültecilere kapatanlar dönüşler gönüllü olmalı diye Türkiye'ye akıl vermeye kalkıyorlar. Tabii ki gönüllü olacak. Tabii ki bu insanlar herhangi bir şekilde bir can kaygısı içerisinde olurlarsa herhangi bir zorlayıcı durumda karşı karşıya kesinlikle kalmayacaklar. Bununla ilgili olarak tabii sadece dönmeleri değil, orada döndükleri zaman nasıl yaşayacaklar? Cumhurbaşkanımızın buradaki teklifi bir donörler toplantısı yapılması, orada bu insanlar için güvenli yerleşim alanları kurulması ve bu insanların herhangi bir şekilde bir tacizle, bir saldırıyla karşı karşıya kalmayacağı garantilerin ortaya çıkması çerçevesindedir. Tabii ki bununla ilgili görüşmeler zaman alacaktır. Ama şu anda bunun kolaylaştırılması için Rusya'yla bir mutabakata varılmıştır. Bu çalışmalar Rusya'yla da yürütülmektedir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Buyurun. O çalışmalar kapsamında askeri boyutunun yanı sıra o kolaylaştırıcı çalışmalar, evet. Rusya'yla ilk aşamada neler yapılacak, neler hayata geçecek? Daha önce Cerablus bölgesinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nda yapılanlar, ne bileyim, okulların açılması, hastanelerin hayata geçirilmesi gibi çalışmaları kısa vadede görecek miyiz? Teşekkür ederim. Tabii Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bunu gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmeti vermeye başladı. Hayat normale dönmeye başladı. Özellikle Talabiyat'tan gelen görüntüler bunu gösteriyor. Tabii daha önceki harekat bölgelerimizde biliyorsunuz, biz orada herhangi bir şey kurmadık, yapı. Oradaki yerel dinamikler üzerinden bu istikrarın sağlanmasını, hem sosyolojik istikrarın hem siyasi istikrarın sağlanmasını hem de güvenlik istikrarının sağlanmasını temin etmeye çalıştık. Aynı çalışmaların burada da Rusya'yla, Rusya'nın kolaylaştırıcı çerçevesinde yapılmasını öngörüyoruz. Tabii ki bahsettiğiniz gibi insanların oraya dönmesi için ya da orada bulunan insanlar için öncelikli olan sağlık hizmetidir, okul hizmetleridir. Biz tabii Türkiye olarak burada üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ama esas çözüm Cumhurbaşkanımızın ta başından beri bahsettiği bu güvenli bölge ve diğer alanlardaki, istikrar alanlarındaki bu insanlara yerleşim yerleri oluşturulması ve bunların döndüklerinde insani koşullarda bir hayat yaşayabilecekleri bir ortamın oluşturulmasıdır. Bu çok yönlü bir müzakere gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesinde New York'a gittiğinde buradaki projelerini yaklaşık 17'ye yakın devlet ve hükümet başkanıyla paylaştı. Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü, liderlik ettiği müzakerenin en temel noktalarından birisi bu olacak arkadaşlar. Bu tabii üzerinde daha çalışılması gereken bir konu. Ama Cumhurbaşkanımız ifade etti, esas çözecek olan donörler toplantısıdır. Keşke Cumhurbaşkanımız yıllar evvel bunu ifade ettiğinde henüz Suriye'deki iç savaş bu yoğunluğa gelmeden bu yapılsaydı, o zaman bunların hiçbiriyle karşılaşmayacaktık. Bu güvenli bölgede İnsanlar ölümden kaçarak bu güvenli bölgede yer alacaklardı. Hem Türkiye hem Avrupa böyle bir göç baskısıyla karşı karşıya kalmayacaktı ve bu insani trajedilerle karşı karşıya kalmayacaktık. Gelinen noktada umarız gecikmiş de olsa bu hayata geçer. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Bey, özellikle o Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeden teröristlerin çekildiği için yazılı teyit aldıklarımız
Tabii şu, yani ağır silahların Amerika Birleşik Devletleri'ne tarafından geri alınması gerekiyor. Eğer bunun geri alınmasıyla ilgili bir çalışma yapmaları gerekiyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri tarafına da söylüyoruz. Ama herhangi bir şekilde o ağır silahları götüremedikleri durumda arkalarında bıraktılar. Arkalarına bıraktıkları bu ağır silahlara herhangi bir şekilde teröristlerin bir erişimi olmaması Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temin edilecektir. O bağ koparılmıştır. Yani yanlarında götürdüklerini götürdüler. Götürmedikleri silahlarla herhangi bir şekilde bir bağ olmayacak. Çünkü bu mutabakat sorduğunuz sorunun temelini teşkil eden şudur. Bu cephaneliklerin de yok edilmesini, bu tahkimatların da yok edilmesini gerektiriyor. Ağır silahları Amerika Birleşik Devletleri geri almalıdır. Almadığı takdirde de Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin buna erişimini engelleyecektir. İmha'yı bahsediyorsunuz, başka bir... Erişimini engelleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin almasını istiyoruz. O Amerika Birleşik Devletleri'yle onlar görüşürüz. Tabii biz almalarını talep ediyoruz bunların. Ama bu teröristlerin çıkması yeni bir durumdur. Nerede ne var tespit edildikçe bunlar bu konuşmanın parçası haline gelecektir. Önümüzdeki basın toplantılarında size bilgi veririm ben bu konuda. Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Sağ olun.